Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çocuklar için İslam tarihi 1. seri Peygamberlerin Hayatı 2. kitap Habil ile Kabil. Bugünkü dersimizin konusu nedir? Habil ile Kabil. Şimdi bakalım Habil ile Kabil neler olmuş onlar arasında, onları göreceğiz. Hazreti Adem aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Havva cennetteyken mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Yorgunluk nedir, korku nedir bilmiyorlardı. Yeryüzünün yüksek ağaçlarla ve çayırlarla kaplanmış olduğunu gördüler. Gözler bende oluyor. Yırtıcı canavarlar, kaplanlar, filler, sırtlanlar ve yeryüzünde yaşayan bütün yırtıcı hayvanlarla ilk defa karşılaşıyorlardı. Hiç görmemişler. Bu yırtıcı hayvanların kendilerine yemelerinden çok korktular. Yani onlar zannettiler ki kendilerini yiyecekler. Yüksek bir mağaraya yerleştiler. Acıktıklarında cennette buldukları gibi yiyeceklerini kolayca ve yakın bir yerde bulamadılar. Çünkü cennette hemen yiyecekler hemen ellerinin altındaydı. Ama dünyaya indiler, artık dünyada bunu bulamadılar. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ormanın içlerinde ve ağaçlarında, ağaçların altında yiyecek araması gerekiyordu. Hazreti Adem'in yiyecek ararken yorulmaya ve ter dökmeye başladı. Cennette ne yapıyordu? Yorulma yoktu. Cennette yorulma yoktu, ter yoktu. Bana bakın, bak şöyle dikkat ediyoruz. Cennette yorulma yoktu, ter dökme yoktu, efendim boşu boşuna kendi kendine mesela kendini efendim üzüme yoktu. Ama şimdi ne yapıyor? Havva da yaptığı işler de kendisine yardım ediyor, yorgunluğuna ortak oluyordu. Bir gün Havva hamile kaldı. Hazreti Havva anamız bir erkek çocuğu doğurdu. İsmini Kabil koydular. Hazreti Adem ilk çocuğun doğmasıyla çok sevindi. Hani şimdi bir çocuğumuz olduğu zaman ne kadar seviniyoruz değil mi? Artık Havva kendisine yardım edemiyordu. Havva'nın yeni bir işi olmuştu. Çocuğa bakıyordu. Çünkü çocuk olunca artık Hazreti Havva, Hazreti Adem'e yardım edemiyordu. Hazreti Adem yiyecek aramak için yalnız başına gün boyunca dolaşıyordu. Gece olduğunda dönüyor, sevinçle çocuğuyla oynuyordu. Hani çocuğu, Allah bir çocuk vermiş onlara, sevinçle çocuğuyla oynuyordu. Aradan bir sene geçti. Havva tekrar hamile kaldı. Yine bir erkek çocuğu doğurdu. Adını Kabil koydular. Önceki neydi? Habil'di. Sonraki ise Kabil'di. Hazreti Adem ailesine bakmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Seneler böyle geldi, geçti. Havva hamile kalarak bir çocuk doğurdu. Hazreti Adem ise yalnız başına sayısı sürekli artan ailesine bakmak için çalışıyordu. Kabil ile Habil büyüdüler. İkisi iki genç oldular. Oyun oynamayı bırakıp bu büyük ailenin yiyecek ihtiyacını karşılamasında yırtıcı hayvanların da kaplanlarından ve vahşi hayvanlardan aile fertlerinin korunmasından babalarına yardım etmeye başladılar. Hani büyüdüler ya. Habil Kabil Habil'den büyüktü. Kabil Habil'den büyüktü. Habil de ağabeyi Kabil'den daha kuvvetliydi. Yumuşak kalpliydi ve merhametliydi. Hayvanları sever ve onları korurdu. Hazreti Adem işleri iki oğlu arasında paylaştırmak istedi. Kabil'e toprak işlerini verdi. Çünkü toprakla uğraşmak, ekip biçmek için iyi kalpli olmaya, yumuşak olmaya, efendim iyi huylu olmaya gerek yoktu. Habil'e koyunlara ve ineklere bakma işini verdi. Çünkü hayvanlar hisseder ve ıstırap duyarlardı. Kendilerine merhametli davranılmasına ihtiyaçları vardı. Hani insanlar nasıl merhametli davranmasına, mesela hani diyelim bir insan biriyle konuşurken böyle bağıra bağıra konuşması daha iyi yoksa güzel bir şekilde konuşması mı iyi? Yani güzel bir şekilde konuşmak nasıl insanlar efendim güzel muameleye muhtaçsa hayvanlar da öyle. Güneş doğunca Hazreti Adem, Kabil ve Habil mağaradan çıkıyorlardı. Kabil mahsulleri toplarken Habil hayvanları otlatmaya gidiyordu. Habil hayvanlara çok iyi davranıyor, hiç eziyet etmiyordu. Çünkü merhametliydi. Hazreti Adem bir takım kuşları avlamaya çalışıyordu. Havva ise çocuklarını temizlemek
ve ev işinde kullanmak için su taşıyordu. Akşam olunca hepsi mağaraya dönüyorlardı. Kalbi meyve, Kabil meyve, Habil ise süt. Adem ise avlayabileceği kuşları getiriyordu. Yemekleri hazırlıyor, hep beraber yemek yiyorlardı. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e ve evlatlarına verdiği, buraya bakıyoruz. Bak dersimize bakıyoruz. Dersimizde de gözler derste. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e ve evlatlarına verdiği meyve ve ürünler çoğalmıştı. Rızıkları artmıştı. Hazreti Adem iki büyük oğluna çoğalan bu rızıklarından dolayı Allah'a nasıl şükretmeleri gerektiğini öğretti. Hani siz, ben size şimdi anlatıyorum ya, işte böyle oturalım, böyle yapalım, böyle konuşalım, böyle efendim terbiyemizi alalım, Allah'ın emrine göre hareket edelim, Allah'ın emrine göre oturalım, konuşalım. O da çocuklarını Allah'ın emrine göre nasıl şükretmelerini gerektiğini öğretti onlara. Onlara dağın tepesine gitmelerini, hayvan yetiştirmeyi, yeryüzünü ekip biçmek, biçmeyi bilen diğer yaratıkların yemeleri için kendi ürünlerinden oraya bir şey bırakmalarını istedi. Bu bıraktıkları yiyecekler mallarının zekatı ve Allah için kurbanları olacaktı. Habil bu işe çok sevindi çünkü iyi kalpliydi. Kabil'in ise hiç hoşuna gitmemişti. Bu iş için kendi kendine söylendi. Alnımın teriyle yorularak kazandığım bu malı niçin boş yere kaybedeyim? Onu oraya atıp terk ettiğim zaman ondan hiçbir şekilde faydalanmayacağım. Yalnız babasına düşüncesini açıklamaya cesaret edemedi. Habil koyunlarının yanına gitti. Koyunlarının arasında en iyisini, en semizi arayıp buldu. Hani Allah için kurban yapacaklar ya. Onu kurban etti. Çok sevinçliydi. Çünkü en iyi koyununu kendini yediren, içiren, rızık veren Allah'a takdim ediyordu. Kabil ise meyve ağaçları arasında dolaşmaya başladı. Fakat o en iyisini aramıyordu. Bozuk ve çürük olanları arıyordu. Çünkü kalbi cimrilikten bozulmuştu. Sonunda bozuk ve çürük meyveleri buldu. Kabil Allah'a kalbi gibi çürümüş meyveleri hediye olarak sundu. Allah ne istiyor? Temiz şey istiyor, değil mi? Temiz, güzel şey istiyor. Kabil Allah'a kalbi gibi çürümüş meyveleri kendisine hediye olarak sundu. Habil de bulabildiği en güzel şeyi Allah'a sunmuştu. Onun kalbi ise kötülüklerden arınmış ve tertemizdi. Ertesi gün babaları Adem'le beraber dağın tepesine çıktılar. Habil hediyesini bulamadı. Anladı ki Allah hediyesini kabul etti. Çok sevinen Habil Allah'a şükretti. Baktı ki hediyesi yok, hani Allah'a sunmuş en güzel şeyi. Fakat Kabil sunduğu için bozuk hediyesini bıraktığı gibi buldu. Çok sinirliydi. Kardeşine büyük bir kin duymaya başladı. Sinirli bir şekilde babasına dönerek, Allah onun hediyesini kabul etti çünkü sen onun için dua ettin. Fakat benim için dua etmedin dedi. Bak suçu ne yaptı? Babaya attı. Halbuki kendisi kötü kalpliydi. Hayır dedi. Adem o malının en güzelini sunduğu için Allah onun hediyesini kabul etti. Çünkü o iyi niyetliydi. Fakat sen Allah'a malının en bozuğunu sundun. Kalbin bozuktu. Muhakkak ki Allah güzeldir. Ancak güzel olanı kabul eder. Kabil geri döndü. Allah kardeşini kendisinden üstün tutmuştu. Kalbi bozuk olduğu için kendi hatasını düşünmüyor. Sürekli Habil'e kızıyordu. Kendi kendine düşünmesi gerekirken, ya ben ne yaptım, bak Allah benim efendim vermiş olduğum şeyimi, kurbanımı kabul etmedi. Onu düşünürken kardeşine kızmaya başladı. Şeytan gelerek kulağına fısıldadı. Kardeşini öldür. Kardeşini öldür böyle. Gitti şeytan onun kulağını. Kardeşini öldür. Kardeşini öldür. Kabil başını kaldırarak baktı. Kardeşinin sakin sakin yürüdüğünü gördü. Sıkıntıdan ne yapacağını bilemiyordu. Şeytan tekrar
Habil'i öldür! Habil'i öldür! Diye onu kışkırtmaya çalıştı. Bunun üzerine kardeşinin peşinden koşmaya başladı. Onu yakalayınca hırsla seni öldüreceğim diye bağırdı. Habil şaşırarak niçin beni öldüreceksin diye sordu. Abi niçin beni öldürüyorsun? Çünkü babam seni benden çok seviyor. Allah da seni benden üstün tuttu dedi. Habil sessizce karşılık verdi. Beni öldürmekle hiçbir şey değiştiremezsin. Beni öldürdüğün için babam seni hiç kesinlikle sevmez ve affetmez. Allah'ın sana karşı gazabını arttırmış olursun. Kabil daha da kızmıştı. Çünkü içinde Habil'e karşı sönmeyen intikam hırsı vardı. Seni öldürmedikçe huzurlu olamam dedi. Eğer beni öldürürsen hiçbir zaman huzur bulamazsın dedi Habil. Kin, Kabil'in gözünden okunuyordu, soruyarak seni öldürmeden rahat edemem dedi. Habil sakin sakin cevap verdi. Kendisi Kabil'den daha güçlüydü. Aslında o isteseydi onu öldürebilirdi. Şayet beni öldürmek istersen dedi Habil. Ben seni öldürmek için elimi bile kaldırmam. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yeryüzünde hiç insan öldürülmemiş o güne kadar. Habil sakin bir şekilde oradan ayrıldı. Kabil gözleri yerde çakılıp kalmıştı. Kardeşine karşı büyük bir nefret duyuyordu. Kabil izintili olarak mağaraya döndü. Uyumak istiyor fakat uyuyamıyordu. Şeytan yine gelerek kulağına fısıldadı. Habil'i öldür! Habil'i öldür! Huzura kavuş! Habil'i öldür! Şeytan sözünü defalarca gitti onun kulağına, defalarca tekrar etti. Sabaha kadar Kabil bu sözü dinledi, durdu. Güneş doğduğundan mağaradan çıktı, artık kararını vermişti, Habil'i öldürecekti. Habil koyunları otlatmaya gitmişti, huzurluydu, daha mutluydu. Çünkü Habil kötü bir şey düşünmüyordu, Allah'ı düşünüyordu, Allah'tan korkuyordu. Kabil de kendi işine, toprağı ekip biçmeye gitmişti. İçinde Habil'e karşı tükenmez bir kin ve intikam hırsı duyuyordu. Kardeşinin koyunların arasında huzurlu bir şekilde dolaştığını görünce öfkesi daha da arttı. Baktı şimdi kendisi huzurlusun, huzursuzdur. Kardeşi ise efendim koyunların arasında huzurlu bir şekilde dolaşıyor. Şeytan yine kulağına fısıldıyordu. Onu öldür rahat uyu. Onu öldür rahat et. Çevresine baktı. Büyükçe bir kaya buldu. Öldürmek için Habil'e vurdu. Ve yeryüzünde ilk kan aktı. Kabil kendisine geldi. Kardeşinin kanını görünce büyük bir pişmanlık duydu. O zaman kendisinin çok kötü bir iş yaptığını anladı. Habil öldürmeyi gerektiren bir iş yapmadığı halde onu öldürmüştü. Kardeşi iyi kalpliydi. İyi işler yapardı. Fakat kendisi kötüydü. Kötü işler yapardı. Bunu bilememişti. Aksine kötülüğü daha da artmış ve hasedinden kardeşini öldürmüştü. Ya görüyor musunuz yavrular? Bak hasetlik insanı öldürtüyor insana. Onun için haset en büyük şeytanın tuzaklarından bir tuzaktır. Sakın Müslümanlara, sakın din kardeşlerinize, sakın kardeşlerinize karşı hasetlik beslemeyin, kim beslemeyin. Çünkü Allah bak hasetten dolayı yeryüzünde ilk kanı döktüren Kabil oldu. Kardeşinin kanını döktü. Sevgili kardeşinin katili olmuştu Kabil. Ne kazanmıştı kardeşini öldürmekle? Yalnızca kötülük kazanmıştı. Her şeyini kaybetmişti. Korkmaya başladı. Üzülüyordu. Pişman olmuştu. Rahat bulamadığı gibi güvenliği de kaybetmişti. Huzurunu dahi yitirmişti. Acı acı esen rüzgar sanki ona bağırıyordu. Katil! Katil! Rüzgar sanki ona öyle diyordu. Sallanan ağaçlar ona doğru eğilip katil! Katil! Diye bağırıyordu. Çok korkmuştu.
Ayağa kalkmak istemedi fakat ayakları onu taşımıyor. Kardeşinin yanına düştü. Onu şiddetle sarsarak bağırdı. Habil! 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 Habil sessizdi. Kendisine cevap veremiyordu. Artık o bir cesetti, duymuyordu. Kabil öldürdüğü kardeşinin önünde şaşkın şaşkın durdu. Ne yapacağını bilemiyordu. Habil ölmüştü, artık ayağa kalkmıyor, eskisi gibi yürüyemiyordu. Habil ne yapacaktı? Onu burada yırtıcı kuşlara ve hayvanlara mı bırakacaktı? Düşündü, düşündü fakat hiçbir şey bulamadı. Sonunda kardeşinin cesedini nasıl taşıyacağına, cesedini taşımaya karar verdi. Habil'i sırtına aldı. Şaşkınlıkla yürümeye başladı. Cesedi ne yapacağını bilemiyordu. Nasıl yapacak o cesedi? Almıştı kardeşinin ölü cesedini sırtına. Yorulana kadar yürüdü. Yürümeye geldiğinde, yürüye yürüye artık takatı kalmayınca, yürüme gücü kalmayınca cesedi yere bıraktı. Yanına oturdu, çok üzülüyordu. Cesede bakıyor, ne yapacağını düşünüyordu. Kardeşini öldürdüğü için kendisini affetmiyordu kendi kendine. Keşke öldürmeseydim diyordu diye pişmanlık duyuyordu. Biraz dinledikten sonra kardeşinin cesedini tekrar sırtına aldı. Kendi kendine kızıyordu. Bu düşüncelerle sürdürdü yürümesini. Yorgunluktan cesedi tekrar yere bıraktı. Yanına oturarak dinlemeye başladı. Kardeşinin cesedini yükleniyor, yoruluncaya kadar taşıyordu. Yorulunca da yere bırakıp dinleniyordu. Çok pişmandı, ne yapacağını, bu işten nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Böyle dolaşırken bir karga gördü, yanında bir karga cesedi vardı. Canlı olan karga gagasıyla ve ayaklarıyla yeri kazıyordu. Sonunda büyük bir çukur açmaya başardı. Yanındaki karga cesedini yuvarlayarak çukura indirdi, üstünü de toprakla örttü. Kabil, kargayı şaşkınlıkla izlemişti. Kendi kendine yazıklar olsun bana, şu karganın yaptığını bile yapamıyorum. Kardeşimin cesedini gömemiyorum dedi. Ayağa kalktı, yere bir çukur kazdı, sonra kardeşini çukura koydu, üzerini toprakla örttü. Hazreti Adem çocuklarını aramaya başlamıştı. Kabil babasının geldiğini görünce korktu. Çünkü iki kardeş beraber gitmiştiler biliyor. Babası yaptığını görünce kendisini kesinlikle affetmeyecekti. Korku içinde bağırarak babasının yanına kaçmaya başladı. Hazreti Adem oğlunun bu kaçışını görünce korkmuştu. Çevreye baktığında Habil'in kanını gördü. Kalbi şiddetle çarpıyordu, yüreği burkuldu. Kabil'in Habil'i öldürdüğünü anlamıştı. Çok üzüldü baba. Gözyaşları yanaklarından süzülmeye başlamıştı. Ağlayarak Kabil'in peşinde koşuyor ve bağırıyordu. Kabil! Ne yaptın sen kardeşine? Kabil sanki dünyanın kendisine bağırdığını hissetti. Kabil ne yaptın kardeşine? Kabil ne yaptın kardeşine? Dağın eteğine inmişti. Korku ve acılar içinde dağdan uzaklaştı. Hazreti Adem peşinden bağırıyordu. Kabil! Ebediyen rahat yüzü görmeyesin. Kendi kendine korku kapılarını açtın. Git! Hiçbir zaman huzur bulma. Gördüğün hiçbir canlıdan emin olma. Hayatın sana zindan olsun. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته